Merhabalar kuzularım, tosunlarım, karışımlar, 10. sınıf karışımlar konusunun 3. videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da derişim türlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım, bismillah. Derişim. Peki derişim nedir? Derişimi aslında bir önceki videomuzda birazcık tanımlamıştık. Çünkü derişimine göre çözeltileri derişik ve seyreltik olmak üzere sınıflandırmıştık. Neydi peki derişim? Birim hacimde çözünmüş madde miktarıdır veya çözünenin çözeceği oranıdır diye bir tanım yapmışız. Bu derişim dediğimiz, aynı hacme getirdiğimizde hangisinde çözünmüş madde miktarı daha fazlaysa biz buna derişik çözelti, daha azsa çözünen madde miktarı, orada seyreltik çözelti demiştik. Peki derişimin birkaç tane şeyi var, türü var. Birkaç tane derken aslında ona yakın türü var ama sizin müfredatınızın içerisinde 10. sınıfta neler göreceğiz? Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, ppm gibi derişim türlerini göreceğiz. 11. sınıf konuların içerisinde ise neler var arkadaşlar? 11. sınıfta ise molarite var, molalite var. Aslında bunların haricinde normalite var, formalite var ama bunlar müfredatınızın içinde değil. Başlayalım kütlece yüzde derişim. Kütlece yüzde derişimi bir örnek üzerinde anlatmaya başlamışız arkadaşlar. Demiş ki kütlece %30'luk 300 gram şeker çözeltisi ne demektir? Aslında birazcık da matematik konusu. Şuradan bizim işimiz şurasıyla arkadaşlar. %30'luk ne demek biliyor musunuz bu? Eğer çözeltimiz 100 gram ise, kütlecede dediğine göre 100 gramı ise, bunun içerisindeki çözünen madde miktarı kaç grammış? 30 grammış. Burada bahsettiği şey, yani şu ifade onu söylemeye çalışıyor size. Peki 300 gram şeker çözeltisi dediğine göre demek ki çözeltimiz toplam 300 gram alacağız. 100 gram olsaydı, 30 gram çözünen varsa, 300 gramda, 300 gram çözeltide 3 katı kaç yapar arkadaşlar? 90 gram çözünen var. Peki geriye kalan kısım ne? Çözücü. O zaman %30'u ise çözünen, geriye 70'i çözücü. %70'i çözücü ise 3 katı 3, 7, 21 yani 210 gramda çözücü var demektir. Var mı sıkıntı? Sanımca yoktur. Devam ediyoruz. Peki 24 gram tuz, 36 gram sudan oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır demiş veya bunu şöyle de sorabilirdi. Kütlece yüzde kaç tuz içerir veya kütlece yüzde kaç su içerir şeklinde de sorabilirdi. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız tabii ki. Toplam çözeltiye bakıyorum. 24, 36 daha ne yapar arkadaşlar? 60 gram yapar değil mi? 24, 36 daha 60. O zaman yapacağımız iş, 60'da 24 ise bize sorduğu şey ne? Kütlece yüzde. Yani bu çözelti 100 gram olsaydı ne kadar tuz olurdu? Veya 60 gram çözeltide, şurası çözelti bakın sevgili gençler. Çözelti, şurası çözünen. Çözünen. Hatta çözücü de yazalım yanına. Çözücü. Peki 60'a 24'e 36 ise peki yüzde kaça kaçtır? Doğru mudur arkadaşlar? Buradan soru işaretlediğim yere x diyecek olursam, buradan 60x eşittir 24 çarpı 100. Buradan x ne geldi? 24 çarpı 100 bölü 60 geldi. Şu 0 gider, şu 0 gider. Şu 4 ile şurası gitti. Doğru mudur? Burası 4. X buradan kaç geldi? 40 geldi. Toplam %40'ı çözünense geriye kalan %60'ı da nedir? Çözülür. Böyle oran orantıyla çözebileceğiniz gibi aynı zamanda şöyle de çözebilirsiniz. Herhangi bir çözeltinin kütlece yüzdesi eşittir. Formül şudur. M çözünen bölü M çözelti. Dikkat edin, aşağıya çözücüyü yazmıyoruz. Çözeltinin tamamını yazıyoruz. Çarpı 100 formülüyle de işlemin sonucuna ulaşabilirsiniz. Hemen yapalım mesela bu soruyu. Kütlece yüzde eşittir. Çözünenin kütlesi 24 bölü toplam çözelti 60 gram çarpı 100 dediğinizde yine şu sıfırla şu sıfır gitti. Buradan %40'lık geldi. Hangisini tercih ederseniz ikisini de kullanabilirsiniz. Geçtim diğer çözeltiye. Diğer soruya. Kütlece %40'lık NaOH çözeltisinin 200 gramına kaç gram daha NaOH ilave edilirse %50'lik olur. Hemen yine yapıyorum bakın. 100 gram çözeltide 40 gram varsa 200 gram çözeltide 2 katı 80 gram vardır. 40 gram şeyse, NaOH ise, geriye kalan su miktarı ne kadardır? 60. O zaman 80'de burası nedir arkadaşlar? 120 oldu. Peki ne kadar NaOH ilave edilirse %50'lik olur demiş. Doğru mu? Yani NaOH'dan ekliyoruz. O zaman son durumda 80 artı x gram NaOH ile su miktarında değişme yok. Yani 120 gram hala su var. Peki toplam çözelti şu anda kaç yaptı?
120-200. 200 artı x mi oldu arkadaşlar? 200 artı x gram çözeltimiz var. Peki bu yüzde kaçlık olacakmış? %50'lik olacakmış. Doğru mudur? Peki 200'de 200 artı x'te kaç gram şey var şu anda, tuz var? 80 artı x gram var. Yüzde kaçmış bu? %50. İçler dışlar çarpımı. Şöyle veya şöyle yapabilirsiniz. 50 şu, şurası 2 oldu. 2 katı olduğu için. Buradan 200 artı x. Bu ne yaptı? Eşittir 160 artı 2x geldi. X'i bir tarafa atacak olursanız x eşittir kaç geldi? 40 gram geldi. Anlaştık mı? Evet. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. 80 artı x gram var ya. O zaman son durumda 80 artı x çözülen toplam bölü çözelti ne kadar yaptı? 200 artı x çarpı 100 dediğinizde buradan kütlece yüzde kaçlık olacakmış sevgili gençler? %50'lik olacakmış. Aynı işlemi yapmış oluyoruz gerçi de. Buradan x dediğimiz değer yine kaç çıkacaktır? 40 gram çıkacaktır. Veya son olarak şunu söyleyebilirsiniz. %50'lik demek yarısı su yarısı tuz demek değil midir gençler? Değil mi? Yani 100 gram çözeltim varsa 50'ye 50 gram, 50 gram tuz var, 50 gram su var demektir. E peki şuraya geldim. Bak başlangıçta şöyleydi ya. Bunları birbirine eşitlemek için kaç gram tuz ilave etmek lazım? 120'ye eşit olması için 40 gram daha tuz ilave etmek gereklidir diyoruz. Ve kütlece yüzde ile ilgili son sorumuza geldik. Kütlece %20'lik 800 gram şeker çözeltisi ile %40'lık 200 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur demiş. Sevgili gençler, bunlarla ilgili şöyle bir formül görebilirsiniz. %1 çarpı M1 artı %2 çarpı M2 artı nokta nokta nokta. Kaç tane karıştırırsanız eşittir yüzde son çarpı M son formülünü uygulayabilirsiniz. Uygulayalım. 20 çarpı 800 artı 40 çarpı ikinci çözelti 200 eşittir. Son yüzdeyi soruyor bana. Yüzde son çarpı M sona gelince ikisini karıştırdığımızda 800, 200 daha ne yapar? 1000 yapar. Doğru mudur? Peki burası ne yapar? 20 çarpı 800 16.000 yaptı. Artı 40 çarpı 200 ne yaptı? 8.000 yaptı. Değil mi? Eşittir yüzde son çarpı 1000 geldi. Peki şu 1000'deki 3 sıfırla şuradaki 3 sıfırlar gider mi arkadaşlar? Şunlar şöyle gitti. Yüzde son ne geldi arkadaşlar buradan? %24'lük çözelti elde etmiş olursunuz. Veya şöyle de yapabilirdiniz. Buradaki toplam tuz miktarını bulur. Buradaki toplam tuz miktarını, pardon, şeker miktarını bulursunuz. Sonra toplam kütleye bölersin. İsterseniz bu da bu birinci yolumuz olsun, ikinci yolumuz. Aynı yol aslında, aynı şeyi yapacağız ama sadece ismi farklı olmuş olur. Birinci çözeltiden gelecek. Birinci çözelti diyorum. Birinci çözeltide 100 gramda 20 gram şeker varsa 800 gramda x dersiniz. Şu 2 sıfır gider, şu 2 sıfır gider. Buradan x eşittir kaç gelir? 160 gram şeker gelir. İkinci çözeltiye geldim. İkinci çözeltide ise %40'lık demiş. 100 gram çözeltide 40 gram şeker varsa 200 gram çözeltide ne kadar vardır derim. Şu 2 sıfır gider, şu 2 sıfır gider. X buradan ne çıkar? 2 çarpı 40'tan 80 yapar. Peki toplam şeker miktarı ne yaptı? 240. Toplam çözünen 240 bölü. Toplam çözelti ne yaptı? 1000 çarpı 100 derim. Buradan şunlar gider, şu ikisi sıfır gider, şu sıfır da gitti. Kütlece yüzde kaç çıktı yine? 24'lük çözelti elde etmiş olursunuz diyoruz. Ve devam ediyoruz. Sırada ne var? Hacimce yüzde. Hacimce yüzdenin formülü aynı, değişen bir şey yok. Hacimce %80'lik alkol çözeltisine kaç mililitre su ilave edilirse hacimce %40'lık 1600 mililitre çözelti elde edilmiş olur. Var mı sıkıntı? Yok. Peki %80'lik alkol çözeltisine kaç mililitre su ilave edilirse hacimce %40'lık 1600 mililitre suyla çözelti elde edilmiş olur diyor arkadaşlar. Peki bu soruda tersten gidelim. Son çözelti şu mu? Son çözeltide %40'lık alkol varmış. E peki 100 mililitre çözeltide 40 mililitre alkol varsa benim elimde 1600 mililitre var. 1600 mililitrede ne kadar alkol vardır? Şu 2 sıfır gitti, şu 2 sıfır gitti. Doğru mudur? 40 çarpı 16, 4 çarpı 16 ne yapar? 64 yapar. Bir de sıfır da atarsak x buradan kaç geldi? 640. Peki başlangıçtaki çözeltideki alkol miktarıyla son çözeltideki alkol miktarı aynı. Miktar olarak aynı. Yüzde değişiyor ama su ilave ediyorum. Alkol miktarında değişme yok. O zaman başlangıçtaki alkol miktarı bu kaç mililitre arkadaşlar? 640. Ve bu yüzde kaçlıkmış?
%80'lik. O zaman %80'i 640 mililitre geliyorsa %100'ü X dersem gençler. Şu 2 sıfır gitti, şu sıfır gitti, şu sıfır gitti mi? Sonra şunla şu sadeleşir, şurası kaç gelir? 80 gelir. Bu X buradan kaç gelir? 800. Yani başlangıçtaki çözeltimiz kaç mililitre geldi? 800 mililitre ve bu 800 mililitre yüzde kaçlık arkadaşlar? %80'lik. Değil mi? Peki 800 mililitre %80'lik son durumda kaç olmuş? 1600 olmuş. O zaman kaç mililitre ilave etmek lazım sudan? 800 mililitre. Yani eklenen su miktarı diyecek olursak eklenen su eşittir 1600 eksi 800'den, o da eşittir 800 mililitre ekleyeceğiz demektir gençler. Yani kütlece hacim, pardon, kütlece yüzde derişimden çok da büyük bir farkı yok. Sadece burada hacim olarak nitelendiriyoruz. 100 gram alkol 375 gram sudan oluşan karışım hacimce yüzde kaç alkol içerir diye sormuş arkadaşlar. Peki burada yapacağımız iş ne? Burada yapacağımız iş ise şu. 100 gram alkol 375 gram sudan oluşan karışım hacimce yüzde kaç alkol içerir? Burada gramlar verilmiş ama bize hacimce sorulmuş. O zaman bunların hacimlerini bilmemiz lazım. Bulmamız lazım daha doğrusu. Onu da nereden bulacağız? D eşittir M bölü V'den bulacağız. Doğru mudur? D eşittir M bölü V. Alkolün yoğunluğu kaç? 0.8. O zaman 0.8 eşittir M bölü V diyecek olursam o da eşittir kaç gram alkolden? 100 gram. 100 bölü V. Buradan V dediğim değer 100 bölü 0.8 gelir. V kaç çıkar arkadaşlar? 125 mililitre çıkar. Yani 100 gram alkol 125 mililitre yapıyor. Peki geldim aynı şeyi su için yapıyorum. D su eşittir 1. O da eşittir M bölü V. Yani 375 bölü V. O da eşittir kaçmış D su? 1. O zaman buradan V su kaç çıktı? 375 çıktı. Peki 375, 125 daha ne yapar sevgili gençler? Tabii ki 500 yapar. Yani bu ikisini karıştırdığımızda aslında 500 mililitre çözelti elde etmiş oluyoruz. Yüzde kaç alkol içerir diye sormuş. 500 mililitre çözeltide 125 mililitre alkol varsa o zaman yüzde ne kadardır diye sorarız. Buradan 5'te 1'i 5'te 1'ini alırsanız soru işareti ne çıkar? %25 çıkar. Ya da şöyle de yapabiliyorduk. Hacimce yüzde eşittir. Çözünenin yani alkolü sorduğu için alkolün hacmi 125 bölü toplam hacim 500 çarpı 100. Buradan da yine kaç çıkacaktır? %25'lik çözelti çıkacaktır gençler. Evet, son derişim birimimiz ne arkadaşlar? Son derişimin birimimiz ppm, milyonda bir, part per million, part per million olarak geçiyor, milyonda bir olarak ifade edilir. Milyonda bir dediğimiz çok seyreltik çözeltiler için kullanılan bir tabirdir arkadaşlar. Ppm nasıl bulunuyormuş peki? Şöyle ki çözünenin miligramı bölü çözeltinin kilogramı ya da çözünenin miligramı çözeltinin litre cinsinden hacmi olarak da verilebilir. Yok hocam iyi de ikisini de gram cinsinden verdi ya da ikisini de mililitre cinsinden verdi ya da her ikisini de miligram cinsinden verdi. O zaman yapacağımız iş miligram bölü miligram çarpı 10 üzeri 6. Çünkü 10 üzeri 6 ne demek? Milyonda 1. Milyon katı. 6 tane sıfırı düşündüğümüz zaman milyon demektir arkadaşlar. PPM'i iki şekilde bulabilirsiniz. Ya şuradaki birimler aynı. Çözünen bölü çözeltinin birimleri aynıysa 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Ya da miligram çözünen bölü çözeltiyi kilogram cinsinden alacağız arkadaşlar. Üniversite sınavında yanlış hatırlamıyorsam bununla da ilgili soru gelmemiştir. Peki 500 gram doğal kaynak suyu örneğindeki karbonat iyonu miktarı gram olduğuna göre çözelti kaç ppm'dir? Dikkat edin, çözünen gram, çözelti gram. Değil mi? Kaynak suyu bir çözeltidir. İçerisinde bir sürü çözülmüş madde vardır. İşte onlardan bir tanesi de karbonat iyonuymuş. Peki gram gram verildiğine göre bir de neyle çarpmak lazım bunu? 10 üzeri 6. Çözünen vatandaş 1,5. Şurayı şöyle yapsam 15 çarpı 10 üzeri eksi 5 desem var mı sakıncası arkadaşlar? Şu virgülü şuraya kaydedim. Bölü toplam 500 gram. 500 gram dediğim şey ne? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burayı neye çevirdim? Kilograma çevirdim de. Burayı şöyle yaparım. 0.5 kilogram dedim. Burayı gram verdim. Burayı şöyle yapalım yine biz. Şöyle 5 çarpı 10 üzeri 2 gram diyelim. Yukarısı da gram, aşağısı da gram. Her ikisinde gram aldım.
Her ikisinde gram aldığımda neyle çarpıyorum? 10 üzeri 6 ile çarpıyorum. Çarpı 10 üzeri 6. Bu neyi verecek işte bana? PPM'i verecek. Ya da PPM'i şöyle bulabiliriz. PPM eşittir. Şurayı miligrama çeviririm. 1 gram kaç miligram? 1000 miligram. O zaman bunu 1000 ile çarparsak 10 üzeri 3 ile çarpmış oluruz. Burası 10 üzeri eksi 1 gelir. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası ne oldu şu anda? Miligram oldu. Şurayı da neye çeviririm? Kilograma çeviririm. Kilograma çevirdiğim zaman burayı 0,5 kilogram yazarım. Miligram bölü kilogram oldu mu gençler? O zaman bunu şeyle çarpmaya gerek var mı? 10 üzeri 6 ile çarpmaya gerek var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Şuradaki şununla şu gitti. Şurası 3. Buradan 0,3 ppm'lik bir derişim geldi. Burası da aynı çıkacaktır. Şununla şu gitti. Şurası 3. 10 üzeri 6 ile burayı sadeleştirirsen biraz düzenleyecek olursak burası 10 üzeri 1 bölü 10 üzeri 2 çıkar. 10 üzeri yukarıya 2'yi yukarıya atarsak şurada bir tane 3 var. O da eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelecektir. Aynı sonucu bulmuş olduk. 0,3 ppm çıkacaktır. Evet, derişim türlerimiz de bu kadar sevgili çocuklarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.